Sevgili seyirciler, TVM ekranlarından bizleri izleyen herkese selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dopdolu bir programla tekrar karşınızdayız. Efendim, bugün Giresun'un Espi ilçesine bağlı Güzelyurt köyüne geldik. Bu güzel köyü gezip dolaşacağız. Fazla da beklemeyelim. Hadi, bismillah diyoruz. Sevgili seyirciler, Güzelyurt köyündeki ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Efendim, köyün azasının evine geldik. Huzeyfe abi. Ne yapıyoruz peki burada? Ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Güzel güzel köy kahvaltısı yapacağız inşallah. Sabahın erken saatleri, çok güzel güneşli bir hava var. Kar yağmış öncesinde ama erimeye başladı. Şöyle bir bismillah diyelim. Girelim içeri. Güzel ahşaptan bir ev ya. He? Ahşap ev. Güzel ev. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Geldi Karadeniz'in uşağı. Şimdi nasılsınız bakayım? İyiyiz. İyisiniz inşallah. Siz sormalı. Hemen oturayım mı böyle? Evet buyurun. Oturun buyurun. Ha oturdum. Hab adamı niye koydunuz oraya Huzeyfe abi? Abi yanıma gel sen de bak. Bu biraz fazla uzun onun için. Fazla mı uzun? Evet biraz fazla uzun. Fazla uzun olduğu için mi attınız oraya onu siz? Evet. Ana. De benim evde olduğuma alışkın değiller de devamlı her gün işe gittim. Böyle evde olduğum için öyle kenara attılar. Ha senin evde olduğuna alışkın değiller normalde. Evet, evet, hep dışarıdasın. Evet. Hep çalıştığım için. Sanırım biz geldiğimiz için evde evet, isminde evet. Yani özellikle evet. Öyle oldu tabii, yani. Tabii tabii. Niye herifi niye tutamıyorsunuz siz evde? Ben bir şey anlayamadım. Senin herifin bu. Evet, niye tutamıyorsun evde? Alışkın değil abi. Alışkın değil. İşe gidiyor her gün. He. Onun için evde olduğu için biraz bize tuhaf geliyor. Tuhaf geliyor evet. Değil mi? Ya ne acayip bir şey. Ne iş yapıyorsun sen abi? Ben inşaat işi yapıyorum. İnşaat işleriyle evet. Uğraşıyorsun. Zaten köy kesiminde yaşayan insanlarımın %60'ı falan evet, böyle evet, inşaat evet, işleriyle evet, bayağı eğimliler. Şey yok başka yapacağım. İşlerinde de ustalar zaten. Evet, abi evet. Yok başka diyorsun da abi inşaatları kim yapacak yani? Senin gibi evet. Ustaların olması lazım değil mi evet, sonuçta yani? Ustaların da var evet. Burada. Abi hoş geldin sen de bu arada. Ortam kalabalık. Evet, amca oğlumu da ben davet ettim. Metehan Kır da yanımda benim. Onu da davet ettim. Abi sen de gelsene sofraya ya. Sofraya gel. Sofraya gel. Beraber oturalım. Beraber oturalım. Şimdi evet. Köy yerindesin ya. Evet. Sabah erken saatlerde kalkıyorsunuz. Tabii ki. Hatta biz yolda gelirken amca oğlumla, Metehan'la, kameraman arkadaşımla beraber konuşuyorduk. Evet. Ya Oğuzhan dedi Metehan abim erken çıksak iyiydi çünkü köylerde dedi sabah 7-6'da kahvaltı yapılır. Evet doğru. Doğru değil mi? Doğru tabii ki. Biz yanlışlık ettik o zaman geç geldik biz yani. Biz 6-6.30'da kahvaltımızı yaparız. Olsun önemli değil. Önemli değil değil mi? Biz evet, affınıza sığınıyorum. Evet hiç önemli değil. Rica ederiz. Allah razı olsun. Misafirlerimize her daim soframız açıktır. Allah razı olsun. Şimdi köy yerinde insanlarımız alışkanlıktan ziyade onların tabiatında olan bir şey bu. Sabah erken kalkıp kahvaltısını yaptıktan sonra bahçede veya orada burada işine gücüne bakarlar. Evet, doğru mu söylüyorum? Tabii ki. Sabah saat ben 6'da kalkıyorum. 7'ye kadar anca hazırlanıyorum ben. Yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum, dinleniyorum, televizyonuma bakıyorum. Çocuklarımı okula gidenlere okula gönderiyorum. 5 derse de ben ondan sonra al beni işe. Ondan sonra işe yani, gidiyorsun. Akşam saat yaklaşık abi, da yani... Allah kolaylık versin abi. Sana. Tabii zor bir işin var sonuçta. Ağır bir evet. İşle uğraşıyorsun ama dikkatli ol. Evet, İnşaat işleri biraz şeydir, sıkıntılı oluyor, dikkatli olmalı. Burnumuz kanamadı Allah'a şükür bu zamana kadar. Aman Allah korusun, ama Allah da güç kuvvet versin abiciğim. Dikkat çok önemli. Aman dikkatli ol. Ya şimdi yine soralım bunu. Hani seyirci buyur. Alışık ama kavga ediyorsunuz mu bakayım? Hayır. Hiç mi? Hiç etmedik. Hiçbir şey olmuyor mu Allah'ım? Ya, önceden tabii yetmiştir bu cahillik zamanlarımızda ama... Ya şimdi... onu geç abi arada sırada hani... Ya arada sırada bazen ya bize küs oluyoruz. Allah o küslük nasıl oluyor köy yerinde ya be? Konuşmuyor be. Vallahi
küstüğün köy yerinse kasabalısı olmaz. Küskünlü küskünlüktür. Evet. Eğer sen kasabada durup da küstüysen nasılsa ben de aynadım yani. Farkı yok da. Hiç farkı yok. Ya şimdi köylerimizde böyle tatlı kavgalar olur hani. Öyle çok abartılı olmuyor ya. Hani 2-3 günden fazla kışkalamazsın. Yok yok. Hayır, köyde hayır, zaten hayır, kaç kişi var. Öyle ya. Yani, ne yapacaksın bir ya? 2 saat bir gün mesela. Evet. He, o kadar. Asıl gelelim konuya şimdi. Evet, acıktık buyur. Da zaten. Hani fazla oyalamak istemiyorum. Efendim şimdi köy kahvaltısı abartılı olmaması gerekiyor. Tabii ki de abartılı yapmadık zaten. Ama burada sağlık açısından önemli olan bir şey var. O da nedir? Evet. Bakın şuraya iyi bakın şimdi. Evet. Bu ne diyeceksiniz? Çükelik. Evet, buna çökelik deriz. Çükelik dersiniz evet, değil mi? Evet, çökelik deriz. Sağlık açısından çok faydalıdır. Tabii ki, tabii kendi tadı biraz acıdır ama zaten her faydalı şeyin tadı acı oluyor ya biraz. Evet, ha. Tabii ki. Böyle çok lezzetli olmayabilir ama ben tadını çok severim. Hafif küflenmiş olduğu zaman da hatta... Ha, o zaman daha güzel olur. Derler. Ha? O zaman daha güzel reklam olur. Olmasın şimdi. Ha? İlaç içme oluyor değil mi? Reklam olmasın. Evet, hakikaten antibiyotik ki. Falan diyorlar bunun tabii için. Ki, tabii ki. Gayet sağlıklı. Zeytinimiz, burada tereyağımız var, reçelimiz var ve en önemlisi... Fetirimiz var. Ne var? Fetir. Fetir. Evet bizde fetir deniriz ona. Cırıtta mı diyoruz fetir mi? Cırıtta deriz, fetir deriz. Şimdi cırıtta farklı mı fetir mi farklı? Hangisi? Aynen onlar farklı aynen. Oluyor. Ya farklı cırıtta var. Yağlısı olur, fetirimiz mesela sacın yağlısı üstüne olur. Çevirdiğimiz olur. Ha şimdi oldu. Şimdi köy suyuyla demlenen, kuzine sobasında demlenen evet, köy suyuyla evet. Beraber çayımız, demliğimiz de hazır ablacığım herhalde. Fazla buyurun beklemeyelim içmeye. Değil mi? Evet, İçelim, yiyelim, sohbetimizi yapalım. İnşallah. Sonra gezmeye devam edelim. Bismillah diyoruz efendim. Oy yemici gemici de nereden aldın pirinci? Oy gemici gemici de nereden aldın pirinci? Sevgili seyirciler, Mustafa amcayı ziyarete geldik. Biraz hastaymış kendisi. Biz de dedik ki biraz sohbet edelim. Duasını alalım. Bismillah. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Emice nasılsın bakayım? Hoş geldin. İyi misin? Has mısın? Anacığım nasılsın bakayım? Hamdolsun. İyi misin? Has mısın? Çok şükür. Aman aman. Dur. Aha. Emice ne haber? İyilik. Sağlık. Nasıl gidiyor? Böyle iyi. Biraz rahatsızlığın var herhalde. Var. Gezemiyorum. Çok önceden ağaçtan düştüm. Kaç sene oldu? 84'te düştüm. 84'te? He 84'te. 30'un savuştum. Nasıl oldu peki bu böyle? Ağaç budamaya çıktım hadi. Ağaç budamaya çıktım. Karadeniz'de şimdi yani. Böyle hani hangi ağaç olursa olsun uzadığı zaman mesela o alçak yerleri budanır tepeye kadar daha yükselsin çıktım. Diye. Belim kırıldı. Düştün orada. Ne ayağın mı tökezledi? Yok. Kayırdın mı? Bu dibin ineğe düştü. Kablim, iş kablim diyeceğim. Şey, yola doğru giderken insan bazen şöyle bir tansiyon düşüklüğü bir şeyle vuruyor ya. Ne elim koptu ne ayağım. Bir başın döndü yani o zaman. Ha, yani. Orada ne olduğunu bilmeyeyim. Bir kere elimde ameliyat vardı. Bir de baktım kafa iki kulaç ayrılmış böyle. Ağaçtan. Elim ayağım koptu. İki kulaç ayrılmış. İş işten geçmiş. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Elimdeki ameliyatı attım böyle. Allah Allah. Oradan indim yere. Arkamda da abi kaçta bir yol. Ufak. Ufak yolda... Kimse seni bir saniye görmedin mi ya? Ben vardım ben. Sen? Bu vardı. Sen mi vardın ben yanımda? Vardım. Daha bu kadar aramız vardı böyle. Ben arkamda... Dur sen hiç rahatsız olma dur. Arkam ona dönüldü. Dur tamam. Gürbede tamam. Düştü yere. Geriye döndüm baktım. Bir saniye bir daha bir söyle. Gürbede düştü arkam. Sen orada mıydın? He. Ben yanındaydım onun. Gürbecek diye ses geldi. Gürbede yere düştü. Bir geri döndüm. Adam ağaçta yok.
Yere, bak yere insene dedim ben ona. Yarı bile kadar inmiş. Ağaçta sallanıyor böyle. Sallanıyor. Yani böyleydi. Düşmedi ya. Yani tutmuş da cigara istemeyeyim, içmesem miyim diye. İçiydi. O zaman içiydi. Ben de dedim ki in de yere iç dedim. Ağaçta ne uğraşayım dedim. Allah Allah. O arada yere indi. İndiği anda ya kırıntıya vursa var ya. Hiç sağlam bir yeresi olmazdı. Hatta o da kesintilerin arasında, hem o da yere düştü. Şu boyda ha bu. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra, kimse de yok. Allah kuduyum. Hem kaçta bir yol var. Buraya doğru düşmüşüm. Belim kırıldı. Ayağımı, ayağımı toplan dedim. Bacım bir topladım. Kaldıracak oldum. Ben de kaldırma yatıp dedi. Bir daha kaldırdım. Bir daha Allah Allah. Yok değil, bacağımı yukarı çekeyim. Çekin dedim. Sancı kesti beni. Kaç yaşındasın o zamanlarda? Kaç yaşında gençsin olduğumda... o zaman yani. Geç. Geç daha... Dedim ben işte 30 sene oldu, 32 sene. 34 sene mi ne şu oldu? Şu anda yaşın kaç? Ha? Kaç yaşındasın şu anda? 1945 doğumlu. 45 doğumlusun? Ya. O zamanlarda yani 30 yaşlarında falan öyle. Ha. Vay be. Her öyle böyle derken sonra bir daha balta sesi işittim önceden Ubudakhan'la. Ama ne edeceğim, eve geçeceğim bunu bırakıp gelemeyeyim. Böyle haber vereceğim. Haber hadi. Vereceksin. Haber nasıl götüreceksin eve bir daha? Götüremeyim ki. Kim hastaneye gelecek? Gidecek he. Hastaneye gitmese de kim ürgeyecek? Ürgenmiyor öyle. Kaldıramıyorsun öyle. Ben çağırdım o balta sesi olana. O geldi çıktı adam. Geldi çıktı ben götürürüm dedi. Buraya yanım sen nereye götüreceksin? Sen onun bir bacağı kadar anca varsın dedim. Sen git köye mahalleye haber ver. Hoş geldin yavrum tasifaya geldin. O geldi kıran haber verdi bu ana kıran dediğimiz yere bizim evimiz burada olduğundan geldik mahalleyi topladı vardı sala bağladı direkt. Salam sala bağladı. Sala, o şey evvelden ne var araba? Araba maraba nerede? Araba işte bu deriye, deriye kadar geldi ha bu deriye. Allah Allah. Ya. O zaman yol mu oldu buraya yukarı yoldu. İşte. Ondan sonra deriye burada beni arabaya attılar. Doğru Giresun'a. Giresun'a bir film çektirdim. Hiç içeri almadılar. Doğru orduya dediler. Vardık orduya. Tadire çattı. Tadire zaten cuma günü... Tatil diye ameliyat almadılar mı seni tatil diye? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. O eskiden tabii. Tadire çattı. Oraya sevk ettiler. Orduda yatırdılar. Burada benim şeyim, doktorum yok. Böyle kırık. Şu kadar bir parça alındı. Allah Allah. Bu belden. İşte şimdi yavrum. Sonra dedim bir de maliyet olacak nasıl olacak yanımda da ben yattım beni yatırdılar bir askere gittik işte bir yola var. Şimdi bu kaza 84 senesinde oluyor öyle 84. mi? 84. Yani kazanın üzerinden nereden baksak 31 yıl geçmiş. 30 yıl. 34 yıl oldu. 34 yıl oldu. 4 yılı döndü. Sen 34 yıldan beri, 30 yıldan beri Mustafa amcaya bakıyorsun. Ne edelim ya? Sen eşisin değil mi? He. Sen var ya cennettiksin biliyor musun? Allah kendi bilir aşkım. Ne edelim? Bir de yarım çiğ. Sana maşallah, süphanallah. Sen olsun, 30 yıldır eşine bakıyorsun. Bakmamaya çare yok yavrum. Ne edelim? Başa geleni baş çeker. He. Hiç çare yok. Ama her şey Allah'tandır biliyor musun? Herhalde yavrum. Ha. Allah ne vursa adına kurban oldum Allah. En güzelini vurur. Değil mi? Maşallah. Vurur. Bunun mükafatını mutlaka en alacaksın. En güzelini vurur. Hamd olsun Allah'ıma. Ne yapalım? Aman aman. Bak ya sen... Sonra oradan dedim doktora bizim ameliyat için nasıl olacak dedim. Dedi sen ameliyat için bu da dedi seni dedi 60'lıya şey der dedi. Bir bu kurbanlık şeyi ben 7,5 liraya sattım. 7,5 lira. E'si 10 lira kurbanlık koyunlar. O zamanlarda? O zamanlarda. Fındık desen 1 lira mı? 90 kuruş mu? Bu sıralar. Bundan sonra dedi bu da olursan dedi 60 liraya sen ameliyat ederek dedi. Öteki desen dedi 450-500 lira olurdu. Bunlar sorma bana da dedim. Şeye sor dedim. Buranın ameliyatıyla buranın ameliyatında fark nasıl olur dedi. İyi mi olur kötü mü olur öyle ya. Bura mı iyi olur bura mı dedi orduda. Dedi evvel Allah'ın izniyle dedi. Ben dedi Ankara'ya gidip dedi ameliyat edip geleyim dedi. Benim ameliyatım nereye gidersen git hepsinden iyi olur dedi. Ya şimdi bak. Kazayı geçirdin. Öyle veya böyle ameliyatı oldun. Evine geldin.
Senin adın ne? Mustafa Baş. Teyzem Ayşe Baş. Ayşe Baş. He. Neyi yoktu? Ne dedin? Bir sene bir şey yok dediydin. Duygusu. Duyma mı? Duymuyor mu? Ben aldım zaten. Duygu. Bir senenin üstünde İstanbul'da yani parmağından okarı bir damar atar gibi oldu. Duygu geldi. Öyle öyle işte şu. Ha, aşağılara can geldi biraz diyorsun bacaklara yani. He. İyi maşallah. Şimdi vallahi Allah razı olsun. Güle güle. Burada Allah. Aslında güzel de bir örnek var. Yani Karadeniz insanının bu şeyini gösterebiliyoruz sizlere. Dile kolay yani. 30 yıl olmuş. Oldu oldu. 30 yıldan beri böyle yatakta yatıyor Mustafa amcamız ve Ayşe teyzemiz de ona bakıyor. 30 yıldan beri. Vallahi gel elini öpeyim. Yürüdüm gideyim Sistavi yaylasına. Bu yayla derman olsun gönlümün yarasına. Sevgili seyirciler, şu anda Güzel Yurt köyünün tarihi bir değirmenin hemen önündeyiz. Yanımda Reşit amca var. Evet. Emmi. Evet. Nasılsın? Çok iyiyim Allah'ıma şükür. İyi maşallah. İyi. Şöyle derenin sesi lıkır lıkır geliyor ya, beni ayrı bir rahatlatıyor, onu söyleyeyim yani. Tabii tabii, iyi oldu. Şimdi değirmen 300 yıllık bir değirmen. Evet. Bildiğin kadarıyla. Bildiğim adayı. Ve deden bunu biliyormuş. Dedenden öncesinde mi vardı? Dedemin dedeleri böyle böyle söyle söyle aktar aktar geldi tabii. Bayağı yaşlı, asırlık bir değirmen yani bu. Dededen dedeye gelmiş, torunan gelmiş. 2-3 asırlık var ya. Bir asırlık sene olduğuna göre. Taşlar bayağı eski çünkü şuralara bakacak olursak. Burada kemer falan var mesela. Bu taşlar bayağı eski. Bayağı eski taşlar. Eski. Ayaklar da mı eski? Eski tabii, taşlar hiç bozulmamış. Kapı falan sonradan yapılmam herhalde. Ama solundan aynı bu tepteydi, kapı da solundan yapıldı kapı. Şimdi değirmene gireceğiz de girmeden önce şunu soracağım. Güzel Yurdun eski adı Keçiköy. Evet. Değil mi? Evet. Peki nereden geliyor Keçiköy ismi? Keçiköy ismi Çay Mahallesi'nde durmuş. Bu Çay Mahallesi var. Keçiköy'ün Çay Mahallesi var. Heh. Orada Çay Mahallesi'nde durmuş köy. Orada keçi kaybetmişler. Keçi kaybı diyorlar. Keçi kaybı diye bir posta 5-6 tane keçi kaybı diyorlar. Bu merkez bu orta burun mevkiinde camın arkasında bir mahallede, evet. Mahallenin olduğu yere gürge ormanıymış bu memleket burası. Tamam, her orman yerleşik düzen yok o zaman doğru. Yok, Çağda Çay yani. Mahalleymiş orada. Yaz geldi, avcılar tarafından keçileri buluyorlar orada. Bu dolaklar bakıyorlar ki keçiler döllemişler, döllü peşinde. 2 gün sonra yakalıyorlar keçileri. Yakalayandan sonra bakıyorlar ki burada mal barınak var diyorlar. Buraya inelim diyorlar ya. Buraya geldi bir postası, buraya göçüp geldi. Buradan adı Keçiköy kalıyor. Keçiköy kalıyor. Ha. Oraya yerleştikten sonra tabii köy olmaya başlıyor. Köy olmaya başlıyor köy olmaya. Anladım. Yani Keçiköy ismi oradan geliyor. Sesim biraz böyle boğuk gelebilir ve grip oldum. Hasta oldum. Şifayı kaptık biz de bu arada. Bayağı biraz başımda ağrı var ama şu güneşle beraber Temizköy havası biraz rahatlatıyor beni işin açıkçası. Allah yardım etsin. Reşit amca, bir girelim mi içeri? Girelim içeri. Haydi şu eski değirmenin içini de bir görelim ya. Vay anam vay. He? Şu camını bir açalım şuranın bakayım. Hafif böyle bir rutubet yapmış gibi. Bana bak. Şu mermerler sonradan yapılmış. Bunlar mermerler sonradan yapar. Şu tezgah bayağı eski ama ya. Şu tahta tezgah eski. Şimdi efendim. Öyle ya, önceden bilmem ne unu, şu unu nerede o zamanlarda öyle mısır, beyaz şimdi hayır onu demiyorum, beyaz ekmek nerelerde o zamanlarda? Şimdi eskiden köylerimizde ekmeğimiz mısır ekmeğiydi tamamen ve sürekli mısır ekilirdi eskiden yani. Yani mısır ekiliyordu sürekli, tereyağıyla bol mısır ekmeği yenirdi değil mi? Pancar karalahana. Karalahana pirinçlisi yaparsın, çorbasını yaparsın. Böyle bu şekilde güzel şekilde yiyorsun, yaparsın. Vay anasını be. Evet. Şimdi burada hafif un da kalmış dibinde. Ya bu taşı yerleştirmek zor oluyor mu ya Reşit amca? Bunu nasıl yerleştiriyorlar buraya ya? Bunun şimdi ustası var onun. Ya ustasından başkası bunu anlamaz herhalde doğru dürüst değil mi? Ustası ilk defa yapar. Ondan sonra dişemesi kolay yani. Çıkarıyorsun bunu. He. Ters çevirirsin. Altta dişe vuruyorsun. Tekrar kapatıyorsun.
Tekrar dönüyor, tekrar köle tükenici böyle böyle işe vurmayı herkes yapabiliyor. Işte. Herkes yapabiliyor. Köylü, işte. Bütün köylü buradan faydalanabiliyor değil mi amca? Tabii vakıf burası ya. Vakıf olduğu için herkes yani kendine... Birlik beraberlik var. Bu değirmeni besleyen su, dere burada. Tabii evet. yukarıdan gelen bir su var. O su bu değirmeni besliyor. Evet. Ve herkes burada mısırını getiren ununu alıp gidiyor. Artık mısır ekmeğimi yapar. Veya hamsiyi alıp mısır bu ununa mı bandırır da pişirir ne yaparsan yap. Derenin kenarına da beklerim yar uğramaz. Derenin kenarına da beklerim yar uğramaz. Göndersin mendilimi da böyle sevdalık olmaz. Göndersin mendilimi da böyle sevdalık olmaz. Yaylalar çiçek açmış da çıkalım yaylalara. Aldı gene bir efkar da yürüyelim dağlara. Yaylalar çiçek açmış da çıkalım yaylalara. Aldı gene bir efkar da yürüyelim dağlara. Sevgili seyirciler, Güzel Yurt Köyü'nde Ahmet Güdük yanımızda. Karadeniz'in eski değerli sanatçılarından birisi. Büyük bir abimiz. Şimdi kendisini tanıyalım öncelikle. Ahmet Güdük dedim. Evet. Şimdi kimdir, nedir? Ahmet Güdük, Güzel Yurt Köyü'nden. Evet, Güzel Yurt Köyü'nden. İşte mali sanatçılık yapıyoruz biz. Daha başka yapacağımız bir şey yok. Ha işte, düğünlerdesin. Düğünlerde, asker gecelerinde. İşte böyle eğlencelerde. Devam ediyoruz. Ya peki şöyle, şu güzel yurdun bağrında en güzel, en sevdiğin türküyü söyler misin? Tabii canım. Hadi dinleyelim de kulağımızın pası silsin. Aşkım bana gençliğine neler oldu diyordu ki aşkım bana gençliğine neler oldu. Oy geri gel ömür geri gel. Rüzgar vurdu barımıza, kimler girdi aramıza? Rüzgar vurdu barımıza, kimler girdi aramıza? Nazar değdi aşkımıza, neredesin yar gelsene? Nazar değdi aşkımıza, neredesin yar gelsene? Yedi yolda zorda mısın? Akıl obada dağda mısın? Yedi yolda zorda mısın? Garavacıkta gezer misin? Neredesin yar gelsene? Aklınızda gezer misin? Neredesin yar gelsene? Sen kardeşim, yüreklerim alev saçar. Geceleri uykum kaçar. Neredesin yar gelsene? Gençliğimi çaldı benden, duygularım ziyan oldu. Diyordu ki aşkım bana, Ahmet bize felek vurdu. Thank you.
çamur gelmez doktor. Yolu yoktur, suyu yoktur. Yolu çamur gelmez doktor. Köylü isek bize haktır. Ben köyümün delisiyim. Köylü isek bize haktır. Ben köyümün delisiyim. Yani içerlerim, yani. Gittik yaya, köyümün her yanı kayay. Vilayete gittik yaya, köylü isek bize haktır. Ben köyümün delisiyim. Köylü isek bize haktır. Ben köyümün delisiyim. Yolu yoktur, suyu yoktur. Yolu çamur gelmez doktor. Ben köyümün delisiyim. Ben köyümün delisiyim. Vay be. Abi alkış. Teşekkür ederim abi. Vallahi ne yaptı bize ya. Ağzına yüreğine sağlık abi. Evet, teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Kulağımızın pasını sildin. Değil bizi mi? Alıp götürdün bir yere, evet. Vallahi. Hakkını, evet, verdin bu işin. Dumanım yayılayım, şaştım kimi ağlayım. Dumanım yayılayım, şaştım kimi ağlayım. Olayım ipek kuşak, felüne dolanayım. Olayım ipek kuşak, felüne dolanayım. Geldi yayla zamanı, yapalım bir eğlence. Bir horon çevirelim, çalsın tulum kemençe. Geldi yayla zamanı, yapalım bir çevirelim. Sevgili seyirciler, Güzel Yurt köyünün Sarnıç mahallesindeyiz. Bu güzel yakışıklı adam var yanımızda, Ulvi abi. Evet Ulvi. Abi nasılsın? Sağ ol, iyiyim ve hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Öncelikli olarak ceketin çok güzel, has. Hele hele şu yeleğine, deri yeleğine bayıldım, onu söyleyeyim. Ne güzelmiş bu ya. Oldu, sağ ol, teşekkür. Sıcak tutuyor mu? Sıcak, sıcak. Yalnız yanaklar da çok güzelmiş senin ha. Böyle fıttak fıttak deriz ya hani. Evet. Soğuktan mı oluyor genelde o? Yok, sıcakta güneşten o daha iyi olur. Şimdi burada bir torun tombalak var, onu bir gösterelim bak. Yaramazlık yapmıyor değil mi o? Eray gel, yok yapmıyor. Eray oğlum onu bırak gel bakayım yanıma gel. Güler yüzlü gel bakayım. Gelmeyecek misin? Gel, buradan bir şey söyleyeceğim. Gel, sana bir şey söyleyeceğim, gel. Bir şey söyleyecekmiş, gel. Gel sen. Ya sen ne bir şey söyleyeceğim? Çikolata falan vereceğim de öyle de sen de işi bilmiyorsun ha. Gel sana çikolata vereceğim. Şeker vereceğim, gel. Abi hiç önemli değil ya. Evet. Şimdi Sarnıç mahallesindesin. Bu Keçiköy. Evet. Yani evet, eski adıyla Güzel Yurdun eski adı Keçiköy. Evet. Çok dağınık. Yani mahalleler uzak birbirinden. Niye böyle? Vallahi bilmiyorum işte. Olmuş öyle. Sizin dedeler zamanında öyle yapmış. Dedeler öyle konaklamış demek. He. Böyle oldu işte. Vay be. Ne iş yaparsın peki? Ne edersin buralarda? Buralarda hiç çiftçilikle uğraşayım. Başka bir işim yok. Koyun falan var mı? Koyun var. İnek. Ben kendimde yok. Oğlan da var. Kendim satmıştım koyunu. Oğlan koyunculuk mu yapıyor? Kaç tane oğlan var senin? Var. 5 tane oğlan var. Maşallah, süperallah. Hepsi kaç yaşında onlar? Hepsi de askerliği yaptı da. Hepsi yaptı? Hepsi de askerliği yaptı. Kaç tanesi yanında, kaç tanesi koyunca? Yanımda bir tanesi var. En küçüğüdür o da Allah. Bu en küçüğü de gitti. En büyüğü geldi. En büyüğü mü geldi? Diğerleri nerede? Diğerleri İstanbul'da, Bursa'dalar. Orada gurbet ellerde çalışıyorlar. Evet. Peki onlar geliyorlar mı yazın? Yazın geliyorlar. Değil mi? Ana baba ziyareti her zaman deniliyoruz buna. Evet. Mutlaka geliyorlar değil mi? Geliyorlar, illa geliyorlar. İyi, maşallah. Emekli oldun mu peki sen? Oldum. Emekli de oldun. Keyfin yerinde o zaman senin. Öyle sayılır ya. İyi, maşallah. Allah daim etsin. Sağ şimdi, ol abi. Köy yerinde tabii yaşamak. Burası da aynı zamanda yüksek bir kesim. Evet, mahallenin yayla da sayılır buralar. Hem aynen yayla havası oluyor yazın burada zaten. Değil mi? Yani serin oluyor. Yani. Serin oluyor burası, serin oluyor. Kimisi yazın Karadeniz bölgesi malum nemli oluyor. İnsan
durduğu yerde terler mi ya? Gölgenin altına girin yine terliyorsunuz yazın Karadeniz bölgesinde. Çünkü rutubet ve nem oranı çok yüksek. Ulan oğlum ne diyorsun? Gel yanıma gel. Yok çikolata mikolata yok. Demin çikolata var dedik ya, dede at diye bağırıyor. Yok ki. Ya gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanımıza gel. Rutubet olayı çok oluyor zaten buralarda. Ya buralarda oluyor. Ama buralarda pek o kadar olmuyor ya. Biraz daha aşağı aşağı oluyor yani. Daha aşağılar işte, işte deniz kıyılarında çok oluyor. Ama yükseklere biraz geldiğimizde serinlik başlıyor. Hele hele bile esmeye başladığı zaman değme keyfime diyorsun. Ya şimdi yani. Burası ya, kışın ne kadar soğuk olduğu kadar burası yazın da o kadar serin. Yazın o kadar da serin. Kışın da çok soğuk geçiyor tabii. Kışın da burası çok soğuk geçiyor. Burada biraz kar var yerlerde ama artık eridi. İki günden beri güneş var çünkü. Güney taraf eridi, bu taraf da yine var yani. Bu taraflarda biraz daha var. Şimdi bu çobanlık işini yapıyor muydun peki sen? Yapıyordum. Karademlik olayı yapıyor muydun yanında? Niye o dedi? İşi biliyor abi. Karademlik olayının tadı bambaşka bir şey. Yani onun tadı, verdiği o zevk, verdiği o huzur değil mi? Evet çok yani. Karademlik közün içine bırakılır efendim. Öyle kaynar orada. İlaveten su kullanılmıyor. Direkt yok, oradaki direkt kaynağını içiyoruz. Hepsi orada. Değil mi? Biraz demli oluyor ama zevki bir başka işte. Zevki çok şahane. Tadı bir başka. Şeyde o yabanda olduğu için o kadar zevkli oluyor ki tadı da güzel oluyor. Değil mi? Evet. Başı çifin kokar meşeler. Geldi gelme yaz, başı çifin kokar meşeler. Çıkayınlar yaylaya, fadineler ayşeler. Çıkayınlar yaylaya, fadineler ayşeler. Kırat yaylaya, önünde çimenleri eşeler. Gidi arkadaşlar, nerede eski neşeler. Kırat yaylaya, önünde çimenleri eşeler. Gidi arkadaşlar, nerede eski neşeler. Dağların dumanı ol, gönlümün fermanı ol. Dağların dumanı ol, gönlümün fermanı ol. Hastayım benim, derdumun dermanı ol. Hastayım benim, derdumun dermanı ol. Kırat yaylayı önünde çimenleri eşeler. Gidin arkadaşlar, nerede eski neşeler. Kırat yaylayı önünde çimenleri eşeler. Gidin arkadaşlar, nerede eski neşeler. Sevgili seyirciler, Güzel Yurt Köyü'nde Kenan kardeşimizin yanına geldik. Kendisi arıcılık yapıyor, doğru mu? Arıcılık yapıyorsun değil mi abi? Geliyorum, bekle, bekle. Şimdi aslında bir mucizeye de şahit oluyorsunuz. Eseri arıların içine soktum şu anda. Alerjisi var arıya. Şu anda arı soksa Allah korusun eser bitti. Şu anda kapşonunu da kapattı sıcağı sıcağına. Sakın böyle arı geldiği zaman hebebebeb yapma. Öyle yaparsan seni sokar. Bilgin olsun. Şimdi şöyle gelelim. Bismillah diyelim. Kenan değil mi? Evet. Nasılsın? Aydın. İyisin inşallah. İyiyiz. Hoş defa geldiniz. Kenancığım. Ben gribim. Anladın mı ne demek istediğimi? Ben gribim. Anlayabildin mi gerçekten? Anladım. Ne demek istiyorum? Rahatsızsın yani. Ama ne demek istiyorum? Gribim diyorsun. Gribim? Evet. Seyircilerimizden bazıları mutlaka beni anladı. Bana kestane balı ver de kendime geleyim biraz. Yok bu sene olmadı ya. Yeni sene Allah nasip ederse. Efendim malumunuzdur. Programlarımızda böyle arıcı abilerimizle, kardeşlerimizle sohbetler yaptığımız zaman dertlerini anlattılar bizlere geçtiğimiz bölümlerde. Arıda, balda bu sene sıkıntı var. Hiçbir bal yok arkadaş. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Yağmur çok yağdığından dolayı dediler vesaire vesaire. Her şeyin bir zamanı var işte. Peki balı zula yapan oldu mu? Balını saklayan oldu mu? Şu anda satsa kaça satar bu balı, kestane balını? 80 lira civarında, 80 mi? Şu anda normalde arı balınız olduğu zaman kaçtan satılıyor normalde? 50 lira 60 lira. O zaman düşük oluyor. Fazla bir zam gelmemiş o zaman yani. 80 lira bir şey değil. Yok, 1 kilo kestane balı. Şu anda
Şimdi sevgili seyirciler, kestane balı dediğimiz olay şu. Çok fazla, yani fazlasıyla şifalı bir bal bu. Kestane balı. Acı bal derler. Evet. Avu bal derler. Değil mi? Deli bal derler. Deli bal derler. Kestane balı derler. Yayla balı derler. Birbirinden farklı tatlarından değil yani. Farklı değil. Aynı kestane balı. Aynı bal. Hepsine aynı şey söyleniyor. Yani avu, acı, deli bal bilmem ne falan. Hatta benim babamın bir hikayesi var. Anlatayım mı sana? Grip olmuş benim babam. Grip olduğu zaman da böyle orijinal, hakiki amcamdan almış bir tane kestane balı. Biliyorsun kestane balını kokladığın anda böyle bir acı koku gelir abi. Kenan abiciğim. Ondan aç karnına iki kaşık çorba kaşığıyla atmış. Babam sonrasını hatırlayamıyorum diyor. Böyle sürünerek banyoya gitmiş. O arada Yağcı Süleyman emic ederler bizim. Hemen komşumuz var köyde evin altında. Aramış. Yoğurt falan böyle söylemeye çalışırken Süleyman amcamız anlamış durumu. Demiş ki bu herhalde zehirlenmiş bal yemiş bu. Hemen bir bakraç yoğurt. Koşa koşa gelmiş bize. Babam duştayken hafif kendine gelmiş ama yoğurdu yedikten sonra, gelen yoğurdu yedikten sonra toparlanmış. Ay iyi kestane balı. Bak şimdi toparlanmış, kendine gelmiş. Bir bakmış ki ne grip var, ne bir şey. Hastalık masalık kalmamış işte. Zehirliyor, bayıltıyor vesaire. Vücuda farklı bir etkileri oluyor ama burnu açılmış ve hastalıktan bir eser kalmamış yani. Evet. Ben o yüzden grip olduğum için şu anda dedim ki acaba dedim kestane balı varsa böyle acı acı yiyeyim mi aç karnına? Kendime geleyim. Ya bayılsam da önemli değil yani. Beni ayıltırlar. Yeter ki iyi olayım. Tabii canım abi ya. Yani sende şimdi bal yok. Yok. Arım var, bal yok. Şu anda yok. Hiç bal yok mu bunun içinde? Hiç yok. Kendimiz çorup verdik onlar var şu anda. Kendin şu anda beslemek zorundasın. Evet, vermezsen ölecekler. Vermezsen ölüyor. Peki ya meşakkatli bir iş değil mi? Zor bir iş yani. Zor tabii. Kaç tane arım var sahibine kalksan? 15 tane. 15 tane arım var. Evet. İyi maşallah. Bir şey kazanıyor musun peki bundan hobi amaçlı yok, mısın? Yok ben bir yıldır ya hobi amaçlı. Sen herhalde biraz da kendi evime götüreyim de. Evet. Ne olursa olsun ya öyle kendimi besleyeyim. Öyle tabii parayılmadan iyidir. Değil mi? Evli misin peki? Seviyorum. Çok sevdiğim bir meslek. Sevdiğim bir meslek. Yeni başladım evet. Seviyorsan zaten ne ala ne güzel işte. Evli misin peki abi sen? Evliyim. Evlisin. Çoluk çocuk var mı? Evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Ne güzel. Allah razı olsun. Yani iki de şanslı oğlum var. Evet. Niye şanslı? Her gün sofralarında kestane balı yiyecekler. İnşallah Allah nasip ederse. Bu sene inşallah bütün arıcılarımız için söylüyorum ben bunu. Allah bol bereketli kazançlar versin. İnşallah bu sene bereketli bir yıl olur arıcılarımız için. Çünkü geçtiğimiz sene bal namına sıfır. Hiçbir şey alamadılar. Sıfır. Sıfır. İnşallah bu yıl onlar için bereketli bir yıl olur inşallah. O da öldürdü zaten. Açlıktan öldü ya. Değil mi? Evet. Giderim değirmene unlarım iri iri. Giderim değirmene unlarım iri iri. Almaz beni bir sevdam alır beni ye biri. Almaz beni bir sevdam alır beni ye biri. Değirmen kendi bilir dönerse kendi bilir. Ben yarıma gel demem gelirse kendi bilir. Ben yarıma gel demem gelirse kendi bilir. Değirmen kuyu budur, ırmağın suyu budur. Değirmen kuyu budur, ırmağın suyu budur. Yerden altın kaldırmam, benim de huyum budur. Yerden altın kaldırmam, benim de huyum budur. Değirmen fendi bilir, dönerse kendi bilir. Ben yarıma gel demem, gelirse kendi bilir. Ben yarıma gel demem, gelirse kendi bilir. Sevgili seyirciler, Güzel Yurt köyünde yemek faslımız başladı ve Güzel Yurt'un güzel insanları diyelim bizler için, sizler için çok güzel nimetler hazırladılar. Yöresel köy yemeklerini hazırladılar. Birbirinden güzel, birbirinden değerli böyle yenecek yemek var. Doğru mu söyledim? Yani çeşit çok. Burada 1, 2, 3, 4, 5 saymayla bitmiyor zaten. Tek tek hepsini konuşacağız.
özellikle üzerinde duracak olduğumuz bir tanesi var. Artık taflan yani karayemiş kavurmasını, tuzlamasını bizim programımız sayesinde biliyorsunuz zaten. Konuya artık aşinasınız. Ama ilk defa size gösterecek olduğum bir yiyecek var. Onu da sırayla zaten göreceğiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, iyiyiz. İyisiniz inşallah. Valla Allah razı olsun. Çok güzel nimetler hazırlamışsınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nereden başlasak diyelim? Nereden başlasak? Hemen şu güzel nimetimizden başlayalım. Kimdir bu eser sahibi? Ben. Sen tam yerine gelmişsin. Efendim şuraya bir bakın. Şimdi bu nedir Allah aşkına? Bu yaylamızda bulunan mantarımız. Yayladan mı geldi bu mantar? Evet. Yani turşu yayladan koyuyoruz. Aşağıya kalmadı böyle mi? Güzel yurtta yayla mantarı mı yiyeceğiz kavurmasını? Evet. Bu tuzlaması mı? Evet, tuzlama mı? Tuzlaması. Kavurması. Evet, şimdi aynı zamanda. Evet. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Yani demek oluyor ki bizim midelerimiz bugün bayram edecek. Birazdan inşallah tadına bakacağız hepsinin biz. Ve efendim pekmezimiz, elma pekmezimiz. İşte görüyorsunuz köylerimizde, Giresun'da zaten kültürümüzde olan bir şey bu Giresun'da. Elma pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi değil mi? Mesela bu çok faydalı. Aynı zamanda kan yapar derler. Kışın özellikle tüketilmesi gereken bir şey. Zaten sonbahara doğru artık yapılır bunlar değil mi pekmez? Yani sanki böyle kışa hazırlıkmış gibi o oradan belli ediyor kendini. Ve bu nedir? Bunu kim yaptı? Bunu ben yaptım. Sen mi yaptın abla? Hemen alalım şöyle. İsmi nedir peki? Onu yelkar ağacı derler. Ormanda yetişir. Ne deriz? Yelkar ağacı. Yer kara ağacı diyoruz evet. Buna. Ormanda mı yetişiyor evet, bu? Evet, ormanda yetişiyor. Yani obuz yakalarında yani dere kenarında yani, olur genellikle. Yani pirinç ayrı tabii o evet. İçindeki otlar, saplar evet. Değil mi? Evet. Vallahi çok lezzetli de görünüyor. İçinde soğan var. Kavrulmuş evet. Mu bu? Evet. Değil mi? Evet. Tuzlama vallahi, yapıyorsun yazın. Tuzlama yapıyorsun evet, yazın yapıyorsun. Evet, ilkbaharda çıkar. He. Evet, ilkbaharda çıkar. Onu tuzlarsın veya kurutursun. Kışın yersin. Kışın yersin. Evet. Vallahi. Ne diyeyim ya? Yine kızanlar, bize bağıranlar, çağıranlar oluyor. Yine duyuyorum onların seslerini. Ya olsan bize yaptığın iş mi senin? Bu nedir yaptığın bize diye duyuyorum. O sesler geliyor. Kızıyorlar şu anda bana. Ve burada bu pirinçli diyoruz herhalde buna. Bunu evet, kim yaptı? Bunu dürümcümle beraber yaptım. Beraber mi yaptınız? Beraber yaptık. Mendek pirinçlisidir. Baldıran. Baldıran. Mendek evet. Pirinçlisi. Evet, evet. Mendek ne demek? Mendek baldıran demek. Mendek baldıran demek. Baldıran demek. Baldıran zehiri. Öyle mi derler? Ama bu zehirlisi değil. Ama bu zehirlisi değil. İçinde patatesimiz var. Lezzetli değil mi? Patates, pirinç ve soğanımız. Soğanımız değil mi? Evet. Maşallah. Güzel güzel de kokusu geliyor. Burada da bir yaramaz var. Demin ağlıyor muydu bu? Evet. Oğlum gel yanıma. Yanıma geleceğim mi? Karnın mı acıktı oğlum? Değil mi? Hemen aşağıda böyle geziyor kurt gibi buralarda. Tamam sen gez oralarda ama ay bak ezerim sen ha dikkat et aman aman. Şimdi bunu konuştuk ve en önemlisi aslında sırgan. Evet sırgan faydalı yiyeceğim. Sırganı kim yaptı? Sırganı ben yaptım. Sen mi yaptın? Yaylada kuruttum aha, onu. Aha bak evet. Bak efendim bak. Yaylada kuruttum yaylada bunu. Yaylada kuruttum onu. Heh, evet bak şu güzelliğe bak. Evet. Şimdi yemek yaptım onu. Ama iki çeşit sırgan var burada. Nasıl iki çeşit sırgan var? Birisi iri yapraklı yani kanat sırgan yapraklı. Dediğimiz. Bu da küçük yapraklı hatun sırgan dediğimiz. Bir saniye şimdi bak buna ne deniyor? Bu da aynı kara sırgan. Aynı sırgan bu da sırgan. Aynı sırgan ama bu ince yapraklı mı yapılıyor? Bu ince yapraklı sırgan. Haa farklı. Acıtıyor insanların ağzı yakıyor. Yani bu daha fazla yakıyor. O daha fazla yakıyor, diğeri bu... daha az yakıyor. Onun içindir ki zaten adı hatun sırganı olarak geçiyor. Bunun mu adı hatun evet, sırganı? Hatun ha, sırganı. Kibar yani. Evet, böyle narin. Narin bu. Bu sırganımız narin. Bu da kaba oluyor yani işin açıkçası. Heh. Şimdi anlaşıldı. Şimdi tamam. Ve Giresun fındığımız. Giresun'un fındığı meşhurdur dünyada bilirsiniz. Giresun'un fındığı gibisi de yoktur zaten. Bu tartışılacak bir konu da değil. Heh. Buradan reklamımızı da yapalım ya Giresun'un fındığını. He, he. Öyle ya arkadaş. Ve burada poğaçamız var. Köyde köy suyuyla beraber harmanlanmış bir poğaça. Değil mi? Organik. Her şey organik ya. Vallahi o kadar mutluyum ki şu anda. Turşumuz. Özellikle kışın böyle yiyip yanmak istiyorsanız yani sıcaklamak, ısınmak istiyorsanız kışın yiyeceksiniz. Kim yaptı? Ben yaptım onu. Bunu hep sen mi yaptın ya? Yok onu ben yaptım. Maşallah. Aha, bunu aynen şeyde
Yerine... Giresun da meşhurdur ya. Turşusuz yaparız mı Giresun'da? Tabii ki. Bizim turşumuz meşhurdur. Değil mi? Yaparız biz 2-3 bir turşusuz mesela, olmaz zaten ablacığım ya. Mutlaka. Yaparız. Çok güzel olur. Eğer Karadenizli ise zaten tamam, hani şeyden şey değişiyor Rize, Trabzon, ama Giresun'da özellikle turşu çok tercih ediliyor. Evet. Kendileri yapıp kendileri yerler. Fasulye turşusu ağırlıklı bir de fasulye çok turşusu. Çok lezzetli. Soğuk algınlığı gribe birebir yani. Değil mi? İyi geliyor. Ben gribim kışın, hatta şu anda. Kışın tüketilmek için çok iyi yani. Turşuyla tedavi olabilirim değil mi? Evet, güzel olur. Evet. Onun da tadına bakacağız. Ve Halis Munis'in yumurtacıklara bir baksanıza, köyde. Yani köy yumurtamız gayet doğal, organik. Sen onun... Ha, gurt. Gurt da burada. Ayağımızın dibinde dolaşan. Kimin oğlu bu? Bunu yiyeceğim. Sizin mi? Ne yapıyor? Ne diyor bu şimdi? Bu, ne yiyeceksin oğlum? Gösteriyor. Al, al oğlum. Al yiyor. Al tosunu. Al. Bak. Şimdi poğaçasını aldı gitti. Dedi ki benim işim bitti. Ben alacağımı aldım. Hadi eyvallah dedi. Gitti kendisi. Burada taflan kavurması var. Ne bu taflan kavurması? Bu kim yaptı? Ben yaptım. Siz mi yaptınız evet, abla? Ben yaptım. Bu biraz daha mı farklı yoksa ikisi aynı mı buradakiyle? Aynı. Aynı değil mi? Aynı, farklı yok. Şimdi seyircilerimize de dedik efendim taflan kavurması yani karayemiş kavurmasını dedik ya bizim sayemizde artık durumu aşinasınız. Tabii canım hani ilk defa görenler olur mu ya öyle falan. Kirazın turşusu mesela onları da gösterdik biz size zamanında evet, geçmiş bölümlerde. Yoktu bu sene. Bu sene yoktu değil mi? Bu sene çürüdü, çürüme evet. Oldu ya. Yağmurdan çürüdü. Yağmurdan işte evet. Özellikle kiraz, vişne, bu taflan, karayemiş yağmurdan çok etkilendi bu sene. Evet. Öyle bir sıkıntımız oldu. Yağışlı çok, bir ay yağışlı gitti. O bir yüzden fındıklar da küflendi. Fındıklar da küflendi. İnşallah evet. Ama ben öyle hissediyorum. Allah bereketli bir yıl verir bu sene bizlere. İnşallah. Arıcılar da inşallah mutlu olsun. Fındık üreticisi de mutlu olsun. Heh, inşallah yani. Bereketli olsun. Her şey Allah'tan geliyor zaten. Nimet de, rızık da. Ve burada yayla mantarı. Özellikle değinelim ki köyden toplanan değil, yayladan getirilen mantarlar bunlar. Bu acı mantarmış. Bu biraz acı mantarımız. Ve burada kavrulmuş, yine soğanla kavrulmuş daha tatlı bir mantar var, yayla mantarı. Bu acı olmuyor değil mi ablacığım? Çok acı olmaz. Bu çok acı olmuyor, daha lezzetli oluyor. Burada böreğimiz var. Kim yaptı? Böreği ben yaptım. Vay anam. Bu aşçı başı sen miydin? Evet, bu evet. Ne böreği ya? Bu niye yufka açarız böyle kışın ya, yemek için. He. Ben düğünüm vardı zaten bir hafta önce. Maşallah düğünde maşallah açmıştım. Allah bahtiyar etsin. Amin, gelin mi aldın damat mı verdin? Kız verdim Trabzon'a. Kız verdin evet. Trabzon'a. Ki, o, hangi taraflara verdin kız? Ya Trabzon merkez diyeyim de yani. Köy. Kız verdin. He kız verdim. Ben evet. De Trabzon'dan evlendim. Öyle biliyor mi? Musun? He. O zaman hızı buldum. Beşinci yılımızı da kutladık. Yani bayağı bir şey Allah olduk yani. Allah razı olsun. Evet, 10 günlük daha. 10 günlük daha. Allah tazim. Daim etsin. Mutlu olsunlar. Huzurlu olsunlar. Kavga etmeyin. Yani azıcık kavga olur olmaz değil ama... Sabah kalktığınızda hiçbir şey olmamış gibi birbirinize davranırsanız çok iyi olur. Bütün çiftlere sesleniyorum buradan. Ve özellikle mısır ekmeğimiz ya. Şu guzine, guzine görüntüsü var hemen üzerinde. Guzine de piştiği belli. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Sen yapmaz olaydın. Bu neydi arkadaş ya? Bu neydi? Bu tarafa doğru geldiğimizde sizin tarafa geleceğiz herhalde öyle görünüyor. Şimdi organize bizde olduğu için yani bizim... şeyimiz olduğu için yani ben arkadaşlarıma haber verdim. Allah razı olsun. Hep beraber bulunduk. Allah razı olsun. Yani hep birlik beraberlik tabii içerisindesiniz beraber, zaten. Onu görüyoruz biz köyümüzün şeyini. Meydana getirdik. Ve hamur ekmeğimiz de var orada. Değil mi? Yine guzine ekmeğimiz. Bu da guzine ekmeği, bu da tadı, ekmeğimiz. Yalnız onu var ya guzineden böyle sıcak çıkartıp tereyağı koyduğumuz zaman değil mi? O başka. Onun tadı zevkli başka. Şimdi burada da bir turşumuz var. Bu daha farklı. Bu nedir? Pezik. Pezik, fasulye turşusu, domates var içinde. Karışık yani. Hepsinden ayrı ayrı tuzlaması şey turşusu. Karıştırılmış. Karıştırılmış evet. İyi güzel. Tadı çok lezzetli ama ya onun. Evet. Böyle. Hepsini ayrı bir kapta bir tuzladık. Bir tat cümbüşü var içinde yani böyle bir. Tuzladık yani. Karışmış güzel. Karıştırıp kavurdum. Bu kimindir? O da benim şey ezel tere kavurması. Ezel teredir. Bu da... Ne deriz? Ezel tere. Ormanımızda oldu. Ezel tere. Bu ezel tere ormanlarda mı oluyor bu? Evet ormanda yaylada çitimizde oluyor. Bu da ormanlarda oluyor. Böyle tuzlarız sıcak bunu da. Ya tuzlanmış mı bu? Evet tuzlanmış. Tuzu çıkandan sonra kavuruyoruz.
Çok güzel yalnız bu evet, ya. Evet çok güzel onun tadı. Fasulye de var içinde. Kendi çitimizde yetiştirdiğimiz. Çitte. Evet. Çit yani tarla. Ya bir şey diyeyim Allah aşkına. Bak bak ben çok seviyorum Giresun'un şivesini. Şimdi ben de Giresunluyum. Giresun'un şivesi güzel bir şive. Bir yani beni bazen böyle bir güldürüyor falan ama seviyorum ben bu şiveyi. Şimdi tarlaya çit deriz biz. Evet. Mesela birazdan gelirim falan Z'yle gelirim. Mesela... Ha bu çeç fındığı versene bana falan. Mesela çeç fındık. Veya parayı çeç mi ettin? Parayı harcadın mı? Vesaire. Bir sürü manaya giriyor değil mi ya? Evet. Yani güzel aslında. Yani bunu kaybetmemek lazım. Ya konuşmamızı kibarlaştırmıyoruz yani. İşte, doğal olarak konuşuyoruz. İşte bak ablamız ne kadar önemli bir konuya değindi ya. Bakın yani bizim özümüz aslımız zaten bu. Olduğumuz gibi yani. Biz böyleyiz. Ya tebrik ediyorum seni. Maşallah, Sübhanallah ve hiçbir zaman da bu konuda taviz vermeyin. Onu söyleyeyim özellikle. Değişmeyiz biz zaten. Değişmeyelim de zaten. Değişirsek hata yaparız. Başkalarına benzemek zorunda da değiliz yani biz. Kendi kültürümüzü, kendi örf ve adetimizi korumak zorundayız. Ona buna özenmek zorunda değiliz. Ve bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çok güzel bir konuya değindin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ve... Kimisi lahana çorbası der, kimisi evet. pancar çorbası der. Öncesinde bunu tartıştık zaten. İşte görüyorsunuz burada lahana çorbamız. Yani pancar çorbası diyelim yine biz. Bunu kim yapmıştır? Ben yaparım. Sen mi yaptın ablacığım? Evet, eline koluna sağlık. Sağ. İçinde biber falan görüyorum ha. Evet, pul biber atarız. Barbunya fasulye atarız. Of, of. Patates. Az bir şey de patates koyarız, un çalarız. Öyle. Yaz. Vallahi. Evet. Kışın bambaşka olur. Her gün yesek bıkmayız biz onu. Her gün yesek evet. bıkmayız değil mi? En meşhur yemeğimiz o zaten bizim. Hay maşallah. Başka yemekten bir öğün yesek bıkıyoruz. Başta o gelir. Başta o gelir. Haftada bir defa yaparız yani. Yani. Yarma çorbası o da öyle. Bayağı oldu ben herhalde yemeyeli bunu. Birkaç ay oldu ve burada inşallah buna son vereceğim. Yani lahana çorbasını bugün yiyeceğiz Allah'ın izniyle. İçine mısır ekmeği doğruyoruz öyle yiyoruz. Bak işte olan şey tarafı oldu mu hocam? Mısır ekmeği. Evet. Mısır ekmeği zaten olmazsa olmaz. Yoğurdumuzu da onu koruyoruz. Normal ekmekle yersen zaten olmuyor. Yok. Ha? Tadı kalkıyor, tadı kalkıyor. Aynı tadı alamazsın değil mi evet. ya? Evet. Patatesimiz var kızartılmış. Poğaçamız var. Evet. Onu sakla, onu hiç gösterme o şeydekini. Ve burada turşumuz var. Evet. Bu... ne bir saniye bunun ne, en büyüğüne ne diyorduk bostan. Ya? Bostan. Yok bostanı tamam anladım da şalak şalak. Şalak. Çok şalgam. Kızarmışını onu diyoruz. Çok kızarmış böyle içi ermiş. Kültük derler. Kültük. He. Ama onu tohumluk olarak mı kullanırız evet, biz? Evet ha. Evet. Sarı evet. bir şekilde olur. Evet. Yalnız bu da güzelmiş ya. Bunun suyu da içilir değil mi? Evet. Oo. Çok faydalı. Çok güzel olur vallahi. Ve buraya bir gel bakayım. Şuradaki evet. sarmaya bir bak. Elimi sokuyorum ama bak yanlış anlamayın. Yani burada kendi memleketimde olunca bir de daha rahat davranabiliyorum ben. Kim yaptı sarmayı? İkimiz beraber hazırladık. Abla çok güzel olmuş ya. O köyün tadı geliyor. Köyün tadı geliyor belli. Yani böyle eşlerinize yaptığınız zaman seviniyorlar mı bunu? Tabii ki. Özel istekler oluyor mu sizlerden? Şundan yani, ben bu tabii. akşam bunu istiyorum hanım falan. Yok o kadar fazla aşırı değil. Yani istemeseler ne yapsanız diyorlar. Evet. İstemeseler de bunun ya haftada bir kere yapıyoruz yapıyorsunuz yani. Yapıyorsunuz değil mi? Evet. İyi maşallah. Yani, maşallah. Yani hanımlarımız da hamarat. Yani. Yani ellerinden her çeşit yemek geliyor ve köy evet. yoğurdumuz var bakın. Evet. Yani bu köyün dağlarında, bahçelerinde otlayan ineklerimizden taze taze yoğurtlar. Şifalı şifalı yoğurtlar. Üzerine basa basa söylüyorum. Hazır değil ha. Hazır yoğurt değil. Organik. Doğal. Bu insanlar çok şanslı insanlar işte. Ben her zaman bunu söylüyorum. Kendi ineklerimizden sağıp ondan yapıyoruz ya. Maya. Şimdi o tabağı bir alabilir miyim? Bunu ilk defa görecekler. Bu evet. Evet. Bunun adı neydi? Sakırca. Sakırca. Evet. Bunu kim yaptıydı? Bunu bir komşulardı. Biz de kavurdum. Şimdi bunu ben anlatayım. Efendim buna sakırca derler. Sakırca kavurması nerede yetişir peki? Bakın böyle ucunda soğancıkları vardır küçük küçük. Bu da zaten uzantısı bunun. Üstünde de böyle beyaz bir çiçeği vardır. Değil mi? Fındık bahçelerinin altında yetişir bu. Önceden biz çocukken çok çıkarırdık böyle. Hani kavurmasını yaptırmak için. Vallahi yıllar oldu ben bunu yemeyeli. Sayenizde Allah razı olsun. Yiyeceğiz, tadına bakacağız. Seyircilerimiz de bunu yani sakırcayı bu kavurmayı da sizin sayenizde gördü tekrar. Çok çok teşekkür ediyorum. Elinize,
Kolunuza sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden de. Şimdi dışarıda herifler bizi bekliyor. bir tanesi de ikide bir diyor ki hani acıktık. Şimdi efendim Halil İbrahim sofrasına beyleri de davet edeceğiz. Burada güzel bir yemek için inşallah. Hadi bismillah. Haydi gidelim haydi nani nani oy oy haydi nani gumoy oy haydi gelmeyim sun nani nani oy oy haydi nani gumoy oy ha bu kadar yalvardım nani nani oy oy haydi nani gumoy oy bir şey demeyim sun nani nani oy oy haydi nani gumoy.